Tuba. İkizler. Bugün ikiz olmuşsunuz. Evet. Ya ben sizin etek kuyruklarınızı hiç beğenmedim. Çok uzun gelmiş size. Bir de böyle sürekli takılacakmışsınız gibi yürüyorsunuz. Çünkü takılıyorum. Yani işte size uygun olmadığını sadece düşünüyorum ben. O çok fazla uzun. Bilmem ben sevdim. Çok hoşuma gitti. Çok beğenemedim açıkçası. Daha farklı bir şey olabilirdi. Üst kısım çok iyi duruyor ama alt çok hoşuma gitmedi benim. Teşekkürler. Duygu. Ya arkadaşlarım diye bu yorum yapıyorum gibi düşünülecek ama gerçekten ikisini de çok beğendim. İçeride de söyledim. Hani Selin'e daha uygun bul. Ay ben karıştırdım. İnan özür dilerim. Duygu. Bestiz yani. Aileninin çantasıyla ayakkabısını çok uyumlu buldum. Ama Selin'deki siyahlar biraz sert mi kaçmış ondan emin değilim ama çok şık gözüküyorsun. Sizi çok seviyorum. Ben çantamı evde unuttuğum için bu çantaya kaldım. Bu da nazar boncuğum olsun. Teşekkürler. Ben ailenin üst tarafını beğenemedim. Kolları ona uygun değil. Kolları daha ince olduğu için o biraz kalın durmuş. En küçük beden. Ama siz de çok küçüksünüz. Çok zayıfız. Minyonuz. Efendim? Minyonuz. Küçük demeyelim. Minyon. Minyon. Küçük. Aynı anlamda zayıf. Sıfır beden falan. Sıfır bedenin altında olduğunuz için giydiğiniz hiçbir şey olmuyor üzerinize. O gayet biraz doluyor. Basan yapmayı öğretirsem biraz basan yapacağım. Yiyeceksin canım. Bu kadar yiyecek basit. Yiyecek miyim? Evet. Söylesem bana yaz WhatsApp'tan. Senin üstünün kolları aynı senin gibiydi. Tesadüfi yırtılıp olmasını ilk yırtılmış o tarafların. Çünkü böyle daha güzel gözüküyorsun. Yo biz bunu evde de düşünmüştük. Komple aynı model olmasın dedik. Niye içeride çığlık attın o zaman yırtılınca? Üzülmemiş. Çünkü dikilebilirdi. Kolay çünkü bana bir şey söyleyeceğim. Bir kıyafet tek konuşursanız dinleyebilirim sizi. Simay bu bana ait bir kıyafet değil. Evet. O yüzden yırtılması benim pek bir hoşuma gitmedi. Evde düşünüyorsunuz, üzülmüyorsun. Burada yapınca aynı şey olunca mı üzülüyorsun? Ama dikilecek tarzı kopmadı. O yüzden üzüldüm ben. Birilerine reklam vermiş. Biraz kilo almanız gerekiyor. Sen söyleyeceksin nasıl alacağımızı. Benim gayet kilom boyuma göre orantılı. Sizin orantısız değil. Çok orantısız olduğunu düşünüyorum. Sizin değil ama size uygun kıyafetler satan yerlerden kiralasaydınız daha ya da satın alsaydınız daha güzel olabilirdi. Çünkü burası bol kalmış. Eğer onu giyiyorsanız çok az bir göbek detayını görmek isterdim. Onu da göremiyorum. Selin'i daha çok beğendim. Aileni hiç beğenmedim. Teşekkürler. Bahar. Ben de giysileri daha iyi taşımanız için basan ve karbonhidrattan çok D vitamine ihtiyacınız olduğunu düşünüyorum. O şekilde mi bu hale geldi? Uzun elbiseler seçmişsiniz. Hiç uzun değilsiniz. Çantalarınızı başka birine görsem dehşete kapılırdım ama sizde kötü bütünü tamamlamış adeta. Ayakkabılarınız güzel. Bana da tavsiye edildi. Saçlarınızı beğenmedim. Teşekkürler. Vasatın altında gördüğüm bir insan bana böyle bir yorum yaptığı için ciddiye almıyorum ama teşekkür ediyorum. Saygı duyuyorum. Rüyanda beni görürken mi? Rüyamda seni mi? Allah korusun. Deniz. Ya bugün bu ikizler daha çok birbirine benzemiş. Ben bunları karıştırıyordum. Aynı model çünkü kıyafetlerimiz. Evet, kıyafetten dolayı daha çok benziyorsunuz. Ama ben dediğim gibi bir tanenizle daha güzel anlaşıyorum. Nedense. Hangimiz o Deniz? Ya bilemedim. Yorum yapmasam olur mu? Bu kıyafetler bir garip galiba. Geliyor bana. Evet, beni sevmiyor. Seni sevmiyor. Evet, halbuki aslında öyle bir şey yok. Sevmeme değil. Daha cadı olan ailem. Sevmeme değil. Sadece bir aşk olsun. Ama telepati öyle. Kuramıyorum. Sen de kendi de söylüyorsun bunu. Onu Nur Hanım söyledi bana. Yo, başvuru formunda var. Öykü Hanımcığım, ben bu kıyafetlere bir tanım koyamadım, anlayamadığım biçimde. Nesini anlayamadım mesela? İzah edeyim ben sana. Ne bileyim, İspanyol gibi, biraz abiye gibi, biraz Deniz böyle... Deniz bile beğenmedi. Bile ha, derken... Simay duymadı. Deniz bile beğenemedi kıyafetleri dedim. Vücut çorabı giymiş bile derken ne demek hani ya? Sen her şeyi beğeniyorsun ya, o yüzden. Kötü niyetle söyle. Ben her şey değil, güzel dedim. Olan şeyleri beğeniyorum. Tamam dedim hani ki, sana göre genelde Bahar, güzel. Dinler misin? Evet. Okay. Genelde o üstündeki hani vücut şu desenlerini vücut çorabı olarak kullanıyorlar ya sen onu elbise diye giyip çıkmışsın. Özgüven harika. Vücut çorabı olarak kullanıyorlar derken. Uydurmuşsun. Ben gayet güzelim ben bu elbiselerle tarz aldım. İnşallah siz de tarz alabilirsiniz ben kızlar. Ya denedin de demesine rağmen gayet de güzel, başarılı bu bir kıyafet var. Bu vücut çorabı değil. Keşke bu markanın hangi marka olduğunu bilseydin biliyorum. Ki. Biliyorum. Keşke bilseydin eminim ki alabilirdin. Sen marka bilmeyi tamam moda falan mı sanıyorsun? Tamam marka giymeyi? Aynen. Sen bu kafada sana çıkarttın var bu kafadan. Var mı bir itirazın hayatım? Bir şey bilmediğin için bu üstümdekini vücut çorabı sanman gayet normal. Çünkü moda bilgin yok.
Nera. Şimdi ben yorum yapayım normal kıyafetlerini. Büstiyerlerinizi beğendim ama bence içine daha dolgun bir iç çamaşırı kullanmalıydınız. Biraz sizi basmış ve olduğunuzdan çok çok daha zayıf ve küçük göstermiş. Selin, senin üzerindeki rengi çok yakıştırdım sana ama o eteklerin size ait olmalı çok belli çünkü eğer yanlış söylemiyorsam bunlar balık formunda bir etek ve balık formundaki balık etekler değil. Arkadan öyle gördüm, bilmiyorum, bence kalçasına biraz daha oturmalıydı. Çok bol size bunlar, ben yanlış buldum. Yani jürimiz bilmiyorum ne diyecek. Ben small ben, tam oturuyor yani tamam, vücuduma. Tamam small oturuyor ama bence bir terzilik işlemi vardı. Gerçekten bol duruyor. Ciddi anlamda potluklar var bu etekte, öyle söyleyeyim. O ben böyle görüyorum, jürimiz söyleyecek tabii benim ki. Bedenimle alakalı bir sorun yok yani. Kıyafet benim üzerime şu an tam. Ben öyle görmedim, bilmiyorum, jürimiz karar verecek. Anladım. Ben etek kısmınızı beğenmedim ama güzel elbiseler. Ama size olmamış, büyük gelmiş, öyle söyleyeyim. Ayakkabılarını hoş çant, senin çantanı beğendim, Selin'inkini beğenmedim. Çünkü özür dilerim aile, senin çantanı beğendim. Aldım. Ama gerçekten bol altınızdaki etekler, gerçekten yani. Şimdi kızlar bir şey söyleyeceğim. Oturduğunuz yerde çok belli olmuyor ama iyi. Yani ki basen tarafı tamam belden oturmuş olabilir ama basenli bir kadının giyebileceği bir elbise altındaki. Hayatım formu bu. İkinizin de aynı. Hani ya da dikilebilirdi. Onun dışında bakabilir miyim? Arkada yani ön tarafını görmesem arka tarafta böyle sanki bir tül gelmesi gerekirmiş ama yok. Farkına vardınız mı bilmiyorum. Hiç baktınız mı? Tabii hani ki de baktım. Yürüdüğünüz Melek zaman giyip normalde buraya böyle sonuçta. Normalde böyle bir şeyler falan olur ama üstten gelen bir dantel olur falan. Ben öyle bir eksiklik hissettim. Bu elbiselerle siz küçük kadınlar gibi gözüküyorsunuz. Düğüne gidiyoruz çünkü. Küçük kadınlar gözüküyorsunuz. Çünkü hani üstünüz çok farklı şeyleri giymek istiyoruz. Çünkü burası bir stil yarışması. Bazen tamam, teenage farklı giyiniyoruz, bazen abiye, bazen şık. Ama üstümüze yakışanı yakışmadığını düşünmeseydim giymezdim Melek. Ya açıklama hayır. Yapmak zorunda olduğunu düşünmüyorum. Ben bir şey söyleyeceğim. Yakışmadı değil. Tamam rengi falan güzel. Modelini de çok fazla alt tarafı beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Ama gerçekten üstünüze olmayan elbiseyi almayın ya da giymeyin ya da giymek zorunda kalmayın yani. Teşekkürler. Hazır mısınız? Evet. Geçebilirsiniz. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Şimdi ben şöyle bir eğri oturayım. Biraz doğru konuşayım. Peki. Ben hayatımda böyle kötü iki tane abiye görmedim. Ben çok severek giydim. Zevksizsin o zaman. Olabilir. Son 10 yılın en kötü abiyeleri var üstünüzde her anlamda. Model olarak, kalıp olarak, teknik olaylara girmiyorum. Nur anlatır onları size. Ama ne sizin yaşınızın elbisesi bunlar, ne yani 40-50 yaş üstü kadınlar giyebilirler bunu. Ama sizin gibi genç iki tane kız. Bugün geçen hafta yaptığımız gibi Cuma günü eleme olsaydı ne olacaktı? Bilmem ne olacaktı. Efendim? Ne olacaktı? Gider miydik? Giderdiniz. Peki. Yani kesinlikle giyilmemesi gereken, nasıl giyinilmemesi gerektiğini şu an gösteriyorsunuz izleyenlerimize. Bir de iddia ediyorsunuz ki bu elbise bizim üstümüze okey oldu. Ben olduğumu düşünüyorum. Düşünme. Çok mu komik? Evet komik, en azından bilgili birinden duyduğun zaman en azından şey yapabiliyorsun, anlayabiliyorsun. Hele sen hangisisin? Selin Aylin. Mi? Aylin. Hele seninki. Bir de küçük arkalarını görseniz. 6 yaşında bir kızsın. Scarf hediye edeceğim. Ben konuşurken müdahale etmezseniz sevinirim. Her türlü. 6 yaşında bir kız annesinin abiyesini giymiş gibi duruyor. Gerçekten gerçekten sizin zevkiniz mi yok, anlamadım ben. Yok demek ki. Yani bu size göre. Bana göre. Önemli olan da o zaten. Tabii, bana evet, göre. Evet, size göre. Bana göre böyle olursa gidiyorsun mesela. Teşekkürler. Bitirmedim henüz. Özgüveninize de hayranım açıkçası. Verdiğiniz Bahar'cığım. Ben gülmüyorum. Özür dilerim ama ben arkadan görüyorum onları. Çok komik görünüyorlar. Ama ben yarım saat gördüm onları arkadan. Burada olmamanız gerekiyor sizin. Peki. Yani tarz değilsin diyeceğim ama bu tarz değilsin cümlesi
tam karşılığını vermiyor bu söylediğim ama en yakını tarz değilsiniz. Teşekkürler. Kızlar hoş geldiniz. Hoş Nereye bulduk. Gidiyorsunuz? Halamın düğününe gidiyoruz. Halanızın, babanızın kardeşi. Evet. Şimdi bunları diktirdiniz mi? Hayır, kiraladık. Kiraladınız. Hı-hı. Kaç para verdiniz? Aslında para vermedik, sponsorluk diyelim. Hı. Şimdi şöyle bir şey var. Şöyle birden sizi giydirdim, bu elbiseleri değiştirdim. O strapless'in bele kadar tamam. Oradan sonra keşke yeşil aynı renkte o hayal tül dediğimiz tüllerden bir etek olsaydı. Böyle uzun. Belinde de incecik böyle kemeri hani o da satenden falan oluyor ya veya taftadan. O zaman derdim ki çok iyi derdim. Sana gelince sana da aynısını söylüyorum. O kollukları da çıkarıyorum. Onlar buralara inmiş. Bir kere onlar buraya inmez. Şurada dururlar. Biraz düşerler. Sen de böyle bu yanılmıyorsam nasıl bir renk? Kum rengi mi? Ne rengi? Evet, kum beji gibi geldi bana. Kum beji gibi. Sen de aynı şekilde hayal tülle. Hani bak ucunda tüller var ya ikinizin de. Ondan böyle büzgü bol bir etek. Verevden ama böyle büzülen bol bir etek şahane olurdu. Hafif bir kabarık, çok da kabarık değil. O zaman benim kabulümde eğer ben bu işi yapıyorsam, bu mesleği yapıyorsam gerçekten sizin havanız değil yani. Sizin ne vücudunuza uygun, ne o alt model çok kötü. Yani olmamış. Peki. Şöyle ki hani siz bunu giyemezsiniz. Bunu giyenler olabilir ama sizler bunu giymemelisiniz. Yani anladınız mı? Biraz şey yaptınız arkadaşıma. Hani bana da yapabilirsiniz ki yapıyorsunuz. Hemen böyle o vücut diliniz devreye giriyor. Bugün kötü olursunuz, yarın iyi olursunuz. Ben sağlık yapmak istemedim. Ama yani, size göre dediğiniz zaman yani diyorsunuz ki siz yani size göre öyle. Ben kabulüm diyorsun. Ama bize göre. Tabii ki önemli olan o. Kararları biz veriyoruz, puanları biz veriyoruz. Evet. Onun için tabii ki yanlış konuşuyorsunuz. Ben o zaman bir kırılıyorsunuz, alınıyorsunuz. Yani ben, bu elbiseyi kim giyerse giysin, Adriana Lima giysin, bu elbise kötü bir elbise. Anladım. Anladın mı ne demek istediğimi? Kötü elbise. Burada iki tane güzel vücutlu benim arkadaşım var. Öykü Hanım, İvana Hanım. Onlar da giysinler. Korkunç elbise. Ama benim dediğim şekilde olsaydı o altlar berbat yani. Hakikaten berbat. Siz bunlarla gelince ben sizin vizyonunuzdan o zaman şüphe ediyorum. Yani verdiğiniz umutları ne yapıyorum? Teşekkürler. Vücut tanımak çok önemli. Zaten modanın tarzının, yani tarzlar değiştirebilir. Yani herkes bambaşka bir şeyde olabilir, düşünce olabilir. Sen bu elbiseyi beğenebilirsin, ben beğenmeyebilirim ya da neyse. Ama vücudu tanımak çok önemli bir şey. Siz minyon tipler olduğunuz için bu tarz elbise giymemelisiniz. Anladım. Yani tarz belki sevinebilirsiniz ama yani daha genç bir şey, daha size vücuduna göre uygun bir şey, bir elbise seçmelisiniz. Yani şüpheniz var, biz neden böyle konuşuyoruz? Hakikaten ayna karşına geldiğiniz zaman bu izlediğiniz sonra anlayacaksınız. Bu elbiseler size ait değil. Teşekkürler.